Merhaba, Ustura programına hoş geldiniz. Bugün cumartesi, dünya cumartesi annelerini ya da cumartesi insanlarını konuşacağız. Dünyada ilk başladığı ülkeden başlayıp sonra Türkiye ile ve dünyada neler oluşuyor, nasıl oluşmuş, neler gelişiyor ve hala ne şekilde devam ediyor? Herkes gerçekten sadece oğlunu mu arıyor yoksa başka türlü mü devam ediyor ve dünya siyasetine nasıl bir dünya siyasetinde nasıl bir yer almış bunları konuşacağız. Evet, konuklarım bugün Arjantin Plaza de Mayo, oradaki isimleri bu. O meydanda, Mayo meydanında başlattıkları için bu şekilde geçiyor. Plaza de Mayo diye geçiyor. Onun kurucusu Nora Cortinas'la ilk başta görüşeceğiz. Doğal olarak saat uymuyor tam olarak. Ben kendisiyle daha önce bir görüşme yaptım. Onu ek olarak vereceğiz. Bir de Aysel Ocak'la. Merhaba, hoş geldin Aysel. Merhabalar, hoş bulduk. Evet, önce Nora Cortinas'la yaptığımız söyleşiyi izleyelim. Sonra devam edeceğiz. Evet diyor, teşekkür ederim diyor. Ayrıca diyor, ben de ona soru soracağım. Ne oldu bu HDP davası, nasıl gidiyor, beni bilgilendirin. HDP davasıyla ilgili söyleyeyim. HDP davası çok komik bir şekilde gidiyor. Çünkü o dönemde barış masasının kurulduğu bir dönemde hükümetle ve devletle yapılan işlemler şu anda yani aynı işlemler, devletin de yaptığı aynı işlemler mahkemelik oldu. Hangi taraf? Sadece HDP tarafı, ama HDP'nin kapatılma davası mahkemeye iade edildi şimdilik. Çünkü çok saçma sapan bir iddianame yapılamışlar. Tamam. Onu bekleyeceğiz. Cumartesi anneleri de aynı şekilde mücadelesine devam ediyor. Ara sıra yasaklar geliyor. Şimdi pandemi dolayısıyla zaten eve kapanma... Tam kapanma diye bir şey yaşanıyor. Önümüzdeki haftalar mücadele devam edecek. Yani cumartesi anneleri Türkiye'de hiç bitmeyecek. Kendisini tebrik ediyorum. Ben soru sormak için bir program yaptım. Bana sorular yaparak, sorarak gazeteciliğe başladı. Yani işlerinde 88 yaşında bir annenin olduğu cumartesi annelerini hapse atmak istiyorlar. Bunu duydum yani. Valla Türkiye'de Erdoğan'ı sevmeyen herkes hapse atmak istiyorlar ama yeni hapishane inşaatları henüz bitmediği için var olandan elde bu kadar. Yani eldeki olanakları bu kadar. Yani, tabii yani onları tutuklamak onun için çok kolay, çok basit bir olay. Esasında tutuklamak istiyor ama son dönemde kendi tabanından da bu tip tutuklamalar, bu tip tavırlar tepki çekmeye başladı. O yüzden biraz daha ihtiyatlı davranmak zorunda bundan sonra. Tabii ona bu aklı verirlerse, yoksa kendi ayağına kurşun sıkıyor. Biz Mayıs anneleri meydanı, Mayıs meydanı anneleri olarak Erdoğan'a şu anda bir mektup bitirmek üzereyiz. Kesinlikle hiçbir şekilde, hiçbir koşulda Türkiye'deki annelerin, cumartesi annelerinin tutuklanmasını kabul etmiyoruz diye. Önce şunu sormak istiyorum. 1977 yılında Arjantin faşizmine karşı Plaza de Mayo kurulduğunda bir araya gelen değişik gruplardaki ya da işte komşular bile olabilir. Anneler vasıtasıyla mı oluştu bu, yoksa bir parti, bir örgüt ya da bir iki örgüt vasıtasıyla mı oluştu? İlk meydana çıkışı nasıl?
anne, bizim kendi inisiyatifimizde hiçbir siyasi partiden bize bu konuda ne direktif ne de öneri gelmişti. Yani bu konuda duyarlı olan çocuklarının şu ya da bu şekilde sağ halde olduklarının garanti altına almasını isteyen anneler olarak bir araya geldik. Ve ilk inisiyatif başladığında 3 anne kayboldu. Çünkü her perşembe gittiğimizde sivil polisler, resmi polisler, askerler bize baskı yapıyorlardı. Bizi zorla meydandan çıkarmaya çalışıyorlardı. Sadece bununla da yetinmiyorlardı. İstihbarat servisleriyle bizi izleyerek nerede yaşıyoruz, ne yapıyoruz? O tarzda bu 3 anneyi kaybettiler ve biz ondan sonra daha kalabalık bir şekilde meydanda buluşmaya karar verdik. O 3 annenin kaybolması tam tersine bizim mücadele aşkımızı daha da güçlendirdi ve her gün daha fazla çoğalarak anneler Mayıs meydanında her perşembe buluşmaya devam ettiler. Şimdi 2018'de kaybettiğimiz 101 yaşında kaybettiğimiz Yuanita'nın ilginç bir açıklaması var. Bu başlangıç için biz o çocukları karnımızda 9 ay taşıdık diyor. Şimdi bütün dünyada baktığımızda bilhassa devrimci hareket içerisinde ile son yüzyılda artık iyice kadınların rolü çok ciddi önemli. Peki bu Yuanita'nın dediği gibi işte bir 9 ay taşımakla başlayan olay politikayla annelik ikisini birbirinden arasında nasıl bir dengelemeye gitti? Yani nasıl dengelendi? Yani doğrudur. Bizim hareketimiz tabii ki politik bir harekettir. Ama biz herhangi bir siyasi partinin ya da siyasi grubun sözcüsü olmayı her zaman istemedik, istemiyoruz. Zaten bizim hareketimiz politik bir hareket. Neden politik bir hareket? Politik olarak diktatörlük rejimlerinin siyasi nedenlerinden ya da kişiliğinden dolayı insanların kaybedilmesine karşı bir tutum alıyoruz. Bu anlamda politik. Ama şunu diyemeyiz, biz şu ya da bu siyasi hareketin siyasi hareketle buluşup onların temsilcisi ya da taraftarı durumuna dönüşmedik. Mesela ilk kaybedilen 3 anne arkadaşlarımız şu ya da bu siyasi düşüncelerinden dolayı kaybedilmediler. Yani anne olarak kaybolan çocuklarının akıbetini gündeme getirdikleri için tehlike oluşturdular faşist rejim için ve o şekilde kaybedildiler. O tarzda devam ediyoruz biz de. Şimdi bu parti haricinde bile siyasi bir dünya görüşü olarak devam etseydi bana bugüne kadar devam etmezdi gibi geliyor. Çünkü bu tip şeylerin büyümesi için gelen annelerin dünya görüşüne bakmamak gerekiyor diye düşünüyorum. Türkiye'deki de bu şekilde yürüdü. Cumartesi anneleri liberaller tarafından da işte sosyal demokratlar tarafından da hiçbir siyasi parti ya da örgüt gibi görülmedi. Bu dengeyi kurmak, bu dengeyi devam ettirmek çok zor bir şey değil mi? Bunu erkekler pek beceremiyor da. Arjantin'de hiçbir zaman sağ faşist partiler bizi desteklemediler. Bu yanılgıya girmemek lazım. Çünkü diktatörlüğün kurbanları, mağdurları hiçbir zaman sağ bir partinin ya da liberal partinin gençleri değillerdi. Hepsi sol düşüncelerdi. Doğal olarak bu sağ partiler de bizi desteklemediler ve desteklememeye devam ediyorlar. Bunun da altını çizmek lazım. Hangi partinin taraftarları daha çok bu işin kurbanıylarsa buna giriyorlar. Doğrudur. Belki uluslararası planda böyle bir şeyi kazandık. Buna inanıyorum ama şunu da bilmeniz lazım. Arjantin'de halen sağ partiler diktatörlüğü savunmaya devam edebiliyorlar. Tabii Türkiye'de de aynı. Yani benim liberalden kastım liberal sol kanadı bu anlamda. Yoksa merkez sağ parti anlamında söylemedim onu. Şimdi şunu da belirtmek lazım. Bundan önceki hükümet, 1,5 yıl önceki hükümet sağcı, hatta faşist diyebileceğim bir hükümetti. Ama şimdiki hükümetle ilişkilerimiz farklı. Şimdiki hükümet, ondan önceki sağcı hükümet bize hiç sahip çıkmadı. Şimdiki hükümet
bizi alkışlamaya davet ediyor bütün Arjantin halkını. Sağıyla, soluyla, herkesiyle, çünkü biz insan hakları mücadelesi verdik. Aynı zamanda biz de onları IMF'ye karşı, IMF'nin Arjantin'i boğma politikalarına karşı, yine Arjantin'de bulunan çok azınlıklı bir zengin kesimin vergi ödememeye karşı direnmesine karşı hükümeti desteklemeye devam ediyoruz. Yani bu şu anlamına gelmiyor. Biz anneler olarak hiçbir şekilde duyarsız değiliz, hiçbir siyasi harekete tavır koymuyoruz anlamına gelmiyor. Şu anlamda bu, şimdiki hükümette öyle bir diyalogumuz söz konusu. Çünkü daha çok halkçı ve paylaşımcı bir politika izleyerek idare etmeye çalışıyor. Bu anlamda böyle bir siyasi anlamda tavırlarımız söz konusu tabii. Beyaz eşarp daha önce Arjantin'de bir simge olarak var mıydı, yoksa Plaza de Mayo anneleriyle beraber mi ortaya çıktı? Öyleyse bunu ilk ortaya atan kim? Wuhan diye bir yer var. Buraya çok uzak. Oraya yürüyerek gitmek zorunda kalıyorduk. Bir de böyle çöl gibi meydanlarda ağaçların bile olmadığı yollarda yürümek zorunda kalıyorduk. Kendimizi güneşten korumak için bir de aynı zamanda beyaz barışın temsili. Şimdi ilginçtir. Bu eşarbın Arjantin'de İspanyolca anlamı çocuk bezi demek. Eşarp demek değil. Torunlarımızın çocuk bezlerini, hani çocukların altını kirletmemesi için kullandıkları çocuk bezlerini alıyorduk. O zaman bezden yapılıyordu bunlar. Başımıza sarıyorduk. Arkasına kaybedilen çocuğun ismi, çocuklarımızın, benim oğlum, diğerinin kızı, onun ismi ve kaybediliş tarihini yazarak yürüyorduk. Bu bize aynı zamanda bir kolaylık da sağlıyordu. Bir de gece yürüdüğümüz zaman kafamızdaki beyaz çocuk bezlerinin sayesinde birbirimizi görebiliyorduk. Birbirimizi kaybetmiyorduk. Böyle doğdu ilk defa ve ondan sonra devam ediyor. Ardından biz mesela Latin Amerika'da aynı çocuk bezlerini kafamıza koyarak gittiğimiz Brezilya'da kayıplar vardı. Daha değişik Latin Amerika ülkelerinde gittiğimiz bütün ülkelerde oradaki anneler de bizim bu geleneğimizi alarak başlarına beyaz bezler koyarak bizi karşıladılar ve eylemlerine devam ettiler. Son bir sorumuz olacak. İşte bu Arjantin anneleri olayı başladıktan sonra dünyada hem bir sembol hem de bir başlangıç noktası oldu. Ve birçok ülke bunu devam ettirdi. Türkiye'de de hala devam ediyor. Türkiye'de bir rekor halinde. Türkiye için böyle bir eylem bir rekor halinde devam ediyor. Böyle bir şeyin dünyadaki çok önemli bir direnişin başlangıcını yaşamak ve bunu hala işte kendisi 91 yaşında demin bahsettiğimiz 2008'de kaybettiğimiz Juanito 101 yaşında hala bu mücadelenin içerisinde olmuş o dönemlerde. Bu nasıl bir duygu ve cumartesi annelerine ne diyecek, neler öneriyor dünya anneleri için? Sabes qué pasa? Que a medida que la doğrudur. Şimdi ilk defa diktatörlük döneminde biz bir araya geldiğimizde özellikle bu topluluklara toplanma girişimine, annelerin toplanma girişimine öncülük edenleri, bunların içinde ben de vardım. Bizleri gözaltına alıyorlardı, işkence ediyorlardı, tutukluyorlardı, tehdit ediyorlardı. Bununla bizleri yıldıracaklarını ve kısa bir sürede binlerce kaybın hesabını tek soran bir inisiyatif olan anneler inisiyatifini de susturmayı düşünüyorlardı. Bu konuda başaracaklarına inanıyorlardı. Ama tam tersi oldu. Biz direndikçe bütün baskılara, tehditlere rağmen çocuklarımızın akıbetini öğrenmek için direndikçe daha fazla sempati ve empati kazanmaya başladık. Sadece uluslararası şeyler değil, buradaki büyük bazı ülkelerin büyük elçilikleri bile diktatörlüklere hesap sormak zorunda kalıyorlardı. Falan anneyi gözaltına almışsınız, ne oldu tarzında. Dolayısıyla bütün bunlar tabii ki bize destek oldu ama her şeyden önce bizim kararlılığımız, ki kararlı olmak zorundaydık. İşin içinde çocuklarımız söz konusuydu.
onların hedeflerine ulaşmasını bırakalım, onların dünyada birer işkenceci, birer zalim olarak tanınmasını sağladı ve bizim mücadelemizin de haklı olduğunu gösterdi. Tabii bu anlamda güzel bir şey. Bueno, y yo digo después, este... Şimdi o dönemki diktatörlük dönemindeki askerler, generaller bizim bu mücadelemizin büyümesi karşısında çok zor durumlara düştüler. Hatta savaşlar ilan etmek zorunda kaldılar. Bu İngiltere'nin daha sonra işgal ettiği Arjantin İspanyolcası Malvina adalarına asker gönderdiler. Orada da yenildiler. O da olmadı. Halkın içinde sadece aşırı sol gruplar değil, bütün sosyal demokratlar ve diğerlerine karşı baskılarını arttırmak zorunda kaldılar. Bütün bunların karşısında bizim direnişimiz büyük rol oynadı ve çöktüler. Ve şuna inanıyorum, Türkiye'de de aynı şey olacak. Barış anneleri ve cumartesi annelerinin mücadelesi sonucunda, barış anneleri ve cumartesi annelerinin mücadelesi sonucunda Türkiye'deki diktatörlerin sonu da aynı olacak. Buna inanıyorum ve umuyorum. Evet, kendisine çok teşekkür ediyorum. Türkiye'deki faşizmin de yıkılacağına inanıyorum. Bunda da cumartesi annelerinin payı çok. Bütün annelerin payı çok olacak. Tabii bu iktidar yıkılır da bana pasaport verirlerse kendisini Arjantin'de ziyaret etmek için geleceğimi iletirsen sevinirim. Gelecek sefer ben sana soru soracağım diyor. Sen bana izin vermedin diyor. Benim öğrenmek istediğim çok şey var Türkiye'ye ilgili. İstediği zaman kendi uygun olduğu her an böyle bir şeye cevap vermeye hazırım. Çok teşekkürler. Ya, gracias. Ya, gracias. 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 Thank you. Evet, Nora Kortiras'tan görüştükten sonra tabii Türkiye'de cumartesi annelerinden çok ahbabım var, çok tanıdığım var. Onlarla da yaptığım bütün görüşmelerden sonra böyle bir şeyi faşizm sonrası erkekler olarak biz başlatsaydık sanıyorum hala sembolün ne olduğunu tartışıyor olabilirdik. Tam karar vermemiş olabilirdik ama kadınlık apayrı bir şey, annelik apayrı bir şey. Çocuk bezini bir dünya sembolü haline getirmek söyleyecek laf yok tabii. Evet Aysel Ocak, tekrar hoş geldin. Tekrar hoş bulduk. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Nora'yla biz 4 sene önce, 5 sene önce Galatasaray'da birlikteydik. Onu bugün böyle sağlıklı gülümseyen haliyle görmek gerçekten benim için de çok güzel bir şey oldu. Onu her zaman böyle görmek istiyoruz. Ağzında, dilinde, direniş sözcükleriyle görmek istiyoruz. Sağlıklı, gülen yüzünü görmek istiyoruz. Buradan da kendisine selamlarımızı iletiyoruz. Evet, şimdi dünyada bu tip oluşumlar, yani hepsini sembol olarak cumartesi anneleri diye adlandırdığımız zaman oldukça çok var herhalde, değil mi? Ya şuradan bakmak gerekiyor. Hani nasıl insan hakları ve evrenselse maalesef insan hakları ihlalleri de evrensel bir özellik taşıyor. Söz konusu gözaltında kayıplar olduğu zaman hani biz ne kadar onu kategorize ettiğimiz zaman hani nerede başlar nerede biter diye daha çok iç savaşın yaşandığı, işte diktatörlüklerin var olduğu ya da işte iç çatış, ulusal kurtuluş mücadelelerinin yaşandığı, demokrasiden uzaklaşılan ülkelerde daha çok yaşanıyor diye tanımlıyoruz bunu. Ve bunları bu sınırı aşan bütün coğrafyalarda yaşanıyor. Hindistan'dan tutun da işte Arjantin, Kolombiya, Şili'den işte Sri Lanka'ya kadar Orta Doğu coğrafyasında tarihin farklı dönemlerinde başvurulmuş bir yöntem. Mesela şu anda Almanya'dayız. Biz programı Almanya'da yapıyoruz. Ve Almanya ilk bunu Nazi Almanyası döneminde Nacht und Nebel kararnameleriyle bunu resmi bir şekilde uygulayan aslında bir ülkede konuşuyoruz biz. Hı hı. Gözaltında kayıpları. İşte bu kararname Nazi ordusunun Polonya'ya saldırıldığı dönemde geçiyor ve resmi bir şey bu. Bir alın ve kaybedin diyor Polonya'daki Yahudileri ya da işte solcuları, Nazi işgaline karşı çıkanları. Yine bu coğrafyadayız, Avrupa coğrafyasındayız.
ilk göz altında kayıplardan olarak zikrettiğimiz Rosa Luxemburg ve Karl Nübneck bu ülkede yaşadı. Rosa Luxemburg'un aylar sonra cesedi bir ırmakta bulundu ve daha sonra defnedildi. Dolayısıyla hani bu gerçekten çok evrensel özellik taşıyan bir şey. Tabii şunu da görmek gerekiyor. Bu hak ihlalleriyle mücadele etmek de yaklaşık olarak aynı yöntemleri taşıyor. Nasıl biz şunu diyorsak göz altında kaybetme politikası ilk gözaltına alındığı andan başlayıp her gün kendini tekrarlayan bir hak ihlalidir. İşte hukuksuz haksız bir şekilde gözaltına alınmayla başlar, yakınlarına haber verilmemesi, işkence, infaz, yaşam hakkı, yakınlarına haber, daha sonraki dönemde yine yakınlarına haber verilmesi gibi bir ton şeyi hak ihlalini içinde bulunduran bir yöntem olarak kullanılıyor. Dolayısıyla da mücadeleler de çok uzun soluklu. Çünkü bu ülkeler öyle çok kısa sürede hemen işte bugün uyguladık da işte 3-5 sene sonra demokrasiye dönüp de ondan sonra bu suçlardan yargılanmıyorlar. En belki hani Nazi döneminin bitmesiyle Nürnberg mahkemelerinde bu Avrupa kıtasında savaş yıllarında göz altında kayıplarla bir şekilde yüzleşildi ya da yüzleştirilmeden direkt otomatikmen cezalandırıldı, hı hı, ve orada bitti ama dünyanın hiçbir coğrafyasında bu böyle yaşanmadı. Arjantin annelerimiz 41. yılında ve hala aslında hani bir resmi bir yüzleşme ya da taleplerinin tam anlamıyla karşılık bulunup bulunmadığını tartışmak gerekiyor. Onlar şu an sayıları binleri bulan torunlarını arıyorlar illegal gözaltı merkezlerinde. Evet, onların başlangıcı torunları aramaktan başlıyor değil mi? Yok, onların başlangıcı çocuklarını aramakla. Çocuklarını arayan 11 tane anne Mayıs meydanında başlıyorlar ve bunların 3 tanesi kaybediliyor sonra. Evet. Ama Latin Amerika'ya gitmeden önce Latin Amerika'ya zaten bu yöntem tabiri yerindeyse ihraç ediliyor. İşte buradan kaçan Nazi generallerinin zaten Latin Amerika onların cenneti oluyor bugün. Bakın pek çok Nazi suçlusu hala Latin Amerika'dan getirilip yargılandı daha sonradan. Bu yöntem olduğu gibi Latin Amerika coğrafyasına taşınıyor ve orada çok yaygın bir şekilde kullanılıyor. Ve komple eğer Latin Amerika coğrafyasını ele aldığımızda 90 binin üzerinde kayıptan bahsediyoruz. İşte Arjantin'de 30 bin kayıptan bahsediyoruz. Yani bu rakamları da vermek çok çirkin bir şey ama hani yöntem anlaşılsın diye ifade ediyorum. Orada çok yoğun bir şekilde uygulanıyor. Ama Orta Doğu'da ya da işte bizim Türkiye coğrafyasında hani böyle zaman zaman tekil tekil uygulanıyor ama o suçlarla hiçbir şekilde yüzleşilmiyor. 3-5 yıl sonra tekrar ediliyor, bugün de tekrar ediliyor böyle bir şey. Hani biz dünyayı ele alıyoruz ama bakın bizim coğrafyamız aslında belki de hani toplu kaybetmelerde söz konusu olduğu zaman aslında Türkiye'dir tarihçesini eğer başlatacaksak. İşte 106 yıl önce kaybedilen Ermeni aydınlarından başlatıyoruz biz zaten o şeyi, süreci. Bir gece evlerinden alınan 250 tane Ermeni aydınından, hı hı, bir daha haber alınamıyor. Çoğu evine dönemiyor. Yine Sebahattin Ali var, Salih Bozışık'ın kardeşi var. Yani bizim aslında tarihimizde var bunlar. Hı. Ama ne oluyor? İşte Ermeni aydınları kaybedildi ve biz bunları ben işte 18 yaşından beri İHA'de içerisindeyim, kayıplarla ilgiliyim, insan hakları ihlalleriyle ilgiliyim. Ama bunu ben kendim bile çok geç yıllarda öğrendim. Gerçekten kayıp mı edilmişler, mezarları mı yokmuş? Bizim herkesin gözü önünde idam edilen Veysel Güney'in mezarı yok. Ailesine teslim edilmedi. Hani şey Sen açısından hapisten çıkartıldığında askere çağrılıyor. Ne amaçla? Askerliğini yapsın diye değil, kaybedilmek için. Nazım'ın yurt dışına kaçış nedeni odur. Ya işte anlatmak istediğim işte Ermeni aydınlarının kaybıyla yüzleşilmediği için, herhangi bir ceza adaleti sağlanmadığı için süreçle yani
olağanüstü süreçlerde her zaman için uygulana gelmiş bir yöntem. 12 Eylül oluyor, biz gene gözaltında kayıplardan bahsediyoruz. 90'lı yıllar oluyor, işte hem Kürt Ulusal Hareketi güçleniyor, hem muhalefet güçleniyor. Pat 90'larda çok yoğun uygulanıyor. 15 Temmuz oluyor, gene gözaltında kayıplardan bahsediyoruz. Hani dediğim gibi bunun bir yüzleşme, gerçekten bunun... Hani yasal olarak tamamen literatürden çıkartılması için herhangi bir düzenleme yapılmadığı için demokrasiden uzaklaştırıldığı her alanda ortaya çıkan bir yöntem olarak bakmak gerekiyor. Evet, Türkiye'de de baktığın zaman işte yani Türkiye Cumhuriyet öncesi de işte belki bir takım insanlara yanlış gelecek ama sen padişah çocuklarının, padişah kardeşlerinin katledilmesini sorgulamadığın zaman atıyorum başbakan ve bakanı asabiliyorsun. Sorgulama hiçbir zaman yok Türkiye şeyinde. Yani o mantalitede, siyasette hiçbir zaman sorgulama olmamış. Sorgulamaktan ziyade bakın şimdi devletin bir her vatandaşının yaşam hakkını koruma, yaşam hakkını gelen tehditleri engelleme ve yaşam hakkına yönelik bir saldırı olduğu zaman da onun karşılığında bir ceza adaletini sağlama yükümlülüğü vardır. Bu hiç tartışılmaz, anayasanın bilmem kaçıncı maddesidir, hiç tartışılmayacak olan bir şeydir. Şimdi sorgulamadan ziyade... Bunun yapılması gerekiyor. Hadi bir toplumun talebi olmayabilir ama sen devlet olarak kendi anayasanda kendinin kabul ettiği, uluslararası sözleşmelerde kabul ettiğin bu yükümlülüğü yerine getirmek zorundasın, getirmelisin. Ya bizim mücadelemiz 26 yıldır böyle, işte Latin Amerika'da 40 yıldır böyle, Kıbrıs'taki kayıplar işte 74'ten beri onlar da bir şekilde bununla yüzleşilmeyi talep ediyor. Ama sonuçta dediğim gibi herkes bu tam bir model yok, tam bir yüzleşme yok. Toplumun vicdanını rahatlatabilecek herhangi bir prosedür yok. Dolayısıyla bu süreç böyle ilerliyor evet. Süreçte. Şimdi Nürnberg'i örnek olarak verdin. Nürnberg'de tamam ciddi bir mahkeme var, sorgulama var, ceza var ama... Sanki Güney Amerika'ya gönderilen Nazi subayları, bilhassa üst rütbeler Nürnberg'de yargılananlardan neredeyse iki misli, üç misli daha fazla ya da eşit. Bunun da bir amacı var, belli bir amaçla gönderiliyor bunlar. Gönderiliyor mu yoksa bunlar kendileri gidip oradaki diktatörlere sığınıyorlar mı? O Amerika'da biraz... kullanıyor çünkü o generalleri. Tabii süreç olarak çok yönlü kullanılıyor. Sadece işte hak ihlallerinde değil, başka şeylerde de kullanılıyor, alanlarda kullanılıyor. Ama sonuçta Latin Amerika'ya baktığımızda işte tam diktatörlük yılları dediğimiz 70 ile 80'li yılların arasında zaten o böyle zincirleme gidiyor. Şili, Arjantin, Uruguay. Böyle onlar birkaç yıl arayla zincirleme bir domino taşı gibi dökülüyorlar. Ama artık 80'lere geldiğimizde, 80 işte biraz aştığımızda yöntem olarak uygulanmaktan çıkıyor Meksika hariç. Hı hı. Ama bizde öyle değil. Bizde sürekliliği var. Evet, yani sürekliliği çekmecede var. Sürekli az çok işte böyle... Hani toplumun nefes aldığı bir süreç de olmadı. O yüzden çok örnek de veremiyorum ama. Ha bir dönem kullanıyor. Ondan sonra unutuluyor. Ondan sonra bir daha kullanıyor. İşte dediğim gibi 80'de kullanıyor. Bir daha 90'da kullanıyor. Bir daha 2015'te kullanıyor. Mehmet öyle... Ağar gibi ya. Mehmet Ağar şimdi kullanıyor. 90'larda kullandı. O her dönemin adamı fakat yani orada. Yok, ara sıra değil. Susuyor işte yani. Ya da... Susuyor ama eylemlerine devam ediyor. Ya her dönem iktidar işte. Öyle evet, nitelendirmek gerekiyor belki de. Şimdi Türkiye'de kuruluşuna gelelim cumartesi hanelerinin. Yani cumartesi hanelerinin bir sürü haberi, konuşmaları, açıklamaları, işte 700. Hafta falan filan haber yapıldı ama tam kuruluşu nasıl ve
Kimler tarafından başlatılsın? Aslında bir kuruluş var mı onu da şey yapmak gerekiyor. Bir araya geliş çünkü bir araya geliş şöyleydi. Biz zaten 21 Mart 1995'te abim gözaltına alındıktan sonra o süreçte çok güçlü bir kampanya yürüttük. İşte İnsan Hakları Derneği, Hasan'ın yoldaşları, ailesi, arkadaşları. Ama o süreçte biz kayıp aileleriyle de bir araya gelmeye başladık. Kampanya sürecinde işte Toraman ailesi, Gülünay ailesi, Kenan Bilgin'in ailesi. Onlarla zaten bir araya gelişler başlamıştı kayıp aileleriyle. Tam işte biz abimi 19 Mayıs'ta devrin ettik. Rıdvan Karakoç'u da bir hafta kadar sonra defnettik. O arada bir pazartesi grubu denen feminist kadınlardan oluşan bir grup vardı. Bir de arkadaşıma evet pazartesi dergisi vardı. Bir de o süreçte devam eden arkadaşıma dokunma kampanyası vardı. Tam o süreçte bir araya geldik. Ya işte ne yapsak, bir sürekliliği olması gerekiyor bu işin gibi bir düşünce ortaya çıktı. Ondan sonra bir yer sorunu oldu. Nerede otursak, Taksim, Sultanahmet falan filan. Ve ilk defa Galatasaray Lisesi'nin önünü eylem alanı olarak belirleyen bizim grup, işte Cumartesi insanları dediğimiz gruptur. Öyle belki bir 20-30 hafta zaten devlet de aslında bizim ne yaptığımızı anlamadı yani. Ne yapıyor bunlar? Saldırsak mı, saldırmasak mı gibi bir şey oldu, durum oldu. Ama herhalde onlu haftalardan sonra ara ara saldırılar başladı. Yani 27 Mayıs 95'ten bu yana yaklaşık 26 yıl geçti. Şimdi demin hani şeyden biz erkekler olsak daha henüz şu an sembolünü bile bulamamıştık dediniz. Ama bazı duygular o sembollerin ya da o tartışmaların çok daha ötesine geçiyor. Biz herhangi bir ideolojik yakınlıklarımızı değil, biz orada acılarımızı ve o acıları yaşatanlara karşı bir duruş sergilemek için oradaydık. Elbette ki içimizde işte feminist arkadaşlarımızdan tutun böyle çok farklı yelpazede olan, farklı ideolojik kökenleri olan ailelerdeki ama biz acılarımızı ortaklaştırdık ama şu anlama gelmiyor. Demin aslında Nora çok güzel ifade etti. Biz böyle tamamen apolitik bir oluşumda değiliz aslında. Çünkü sonuçta bizim mücadele ettiğimiz bu politikayı uygulayan iktidarlar ve bunu bir politika olarak uyguluyorlar. Ve biz onlara karşı sadece hani cumartesi anneleri ya da kayıplarımız cephesinden değil, onlarla bir mücadele içerisindeyiz. Dolayısıyla bu mücadele politik bir mücadeledir. Evet. Ama bunu söylerken şunu da söylemek gerekiyor. Biz 26 yıldır oradayız. 842. haftamızı dün geride bıraktık. Pardon bugün geride bıraktık. Ama hani bugünden yarına bizim sorunlarımızın çözülmeyeceğini çok iyi biliyoruz. Bizim sorunumuz gerçek anlamda demokrasinin gelmesiyle çözümlenecek bir sorun. İşte insandan yana, insan temel hak ve özgürlüklerinden yana bir iktidarın olmasıyla çözümlenecek bir sorun. Hani dolayısıyla da evet biz aynı zamanda demokrasi mücadelesi veriyoruz. Evet talebimiz adalet, kayıplarımız için adalet, bizim için adalet, bir adalet mücadelesi veriyoruz. O bakımdan baktığımızda da evet biz hem demokrasi için hem insan hakları için esas olarak yaşam hakkı için ceza adaleti için mücadele ettiğimizi söyleyebilirim. Şimdi hemen hemen bütün bu oluşumlar, örgütler diyemeyeceğim, oluşumlar birbirlerinden irtibatlı herhalde değil mi? Evet, genelde göz altında kayıpların yaşandığı ülkelerle bir koordinasyon var. Bu biraz da şeyden kaynaklandı. Biz 96'da ilk İstanbul'da Uluslararası Göz Altında Kayıplar Konferansı düzenlendi. Ve ikincisi Kolombiya'da yapıldı. Üçüncüsü Filipinler'de yapıldı. Dördüncüsü Almanya'da, İngiltere'de ve Diyarbakır'da yapılan konferanslar var ve biz bir onlarca ülkenin kayıp yakınlarıyla, hak savunucularıyla bir araya geldik. Hatta
Yugoslavya İç Savaşı döneminde bizzat orada kazı çalışmalarını yürüten, toplu mezarları açan ekiple de bir araya geldik. Deneyimlerini anlatsınlar diye. Orası iyice ilginçtir orada, değil mi? Dört ülkeye bölününce. Ya ilginç, ama onların kendi içerisinde de kurdukları bir koordinasyonlar var. Koordinasyon vardı. Kadının toplu gücü mezarlar. Burada mı ortaya çıkıyor bilmiyorum. Ya kadının gücü, ya kadınlar biraz daha şeydir, fikri takiptir. Yani biz böyle bir olayı işte bugün yaşandı işte atamayız bir kenara. Onu illaki takip edip sonuç alma, onu çözümlemek gibi böyle bütün meseleleri çözecek gibi bir hastalığımız da var. Belki ondan kaynaklı ama evet, şimdi düşününce gerçekten o çalışmaları yürütenlerin de çoğu kadındı. Hani bu şey, teknik çalışmaları yürütenler de kadınların olduğunu söyleyebilirim. Bu konferanslar bizim kendi aramızda bir bağ oluşturdu. Yani onun dışında biz Kıbrıslı kayıp yakınlarıyla da bir araya geldik Atina'da. İşte Orta Doğu'dan, Tunus'tan, evet, Faslı kayıp yakınları bizim 700. haftadan sonra da, saldırılardan sonra da gelip ziyaret ettiler. Yani Tunuslu kayıp yakınları defalarca, yine hem duruşma öncesi hem 700. hafta saldırısından sonra mesajlarını ilettiler. Hani bu dediğim gibi, yani insan hakları evrenseldir, insan hakları mücadelesi de evrenseldir diye bir bakış açımız var zaten bizim. Bu koordinasyon o bakımdan öyle sürekli birbirlerinin mücadelelerine sahip çıkma noktasına geldin. Yine biz cumartesi insanları olarak şeye katıldık, Meksika'da bundan yaklaşık 8 yıl önce bir otobüs dolusu gençlik kampına giden üniversiteli sosyalist öğrenciler kaybedildi. Onların da kampanyalarına dahil olduk. İşte hem Almanya'da hem Türkiye'de gerekli açıklamaları yaptık. Konsolosluklara yazdık. Dışişlerine yazdık. Yani bu koordinasyon evet var. Onlar da işte bu son 5 yıldır, en son 2011'de Londra'daki konferanstan sonra bir daha böyle uluslararası düzeyde bir araya gelemedik ama şimdi sosyal medya var. Evet. Yani dolayısıyla hani bağlantı ayaklarımız daha güçlü. Sizin müthiş bir Kolombiya maceranız var değil mi? Evet, müthiş bir Kolombiya maceramız var. Aslında o bizim Türk basınımızda çok yer almadı ama bu uluslararası şeylerde, İşte Euronews ya da işte BBC gibi çok şey, uluslararası medyada çok yer almış bir konferanstı. İşte 98'di galiba. Tam işte bu FARC ve Kolombiya hükümetinin arasındaki çatışmaların en çetrefilli olduğu bir döneme denk geldi Kolombiya konferansımız. Çünkü biz onu bir sene önceden almıştık, o Kolombiya'da yapılsın. İstanbul konferansında alınmıştı o karar. Kolombiya'ya gittiğimizde tam çatışmaların ortasına denk geldik. Hatta biz New York'taki havaalanındayken şeyi öğrendik. İşte konferans komitesindeki iki arkadaşın evinin bombalandığını ve infaz edildiğini öğrendik. Şimdi o coğrafyalarda nasıl ifade edeyim bilmiyorum ama yani yaşanan, elbette biz hani 90'lı yıllardaki savaş koşullarını da biliyoruz falan ama hani öyle değil, oturduğunuz yerde, evinizde, işinizde, sokakta her an bir çatışmaya denk geldiğiniz, silah seslerinin çok böyle alışık, bomba seslerinin çok alışık olduğu bir dönemdi. Ve bizim ilk konferans yerimiz Bogota'nın merkezi olmasına rağmen orada yapabilme koşullarımız kalmadı. İşte oradan tekrardan FARC'ın o dönemler şey, kendilerine kurtarılmış bölge olarak ilan ettikleri o bölgeye taşımak zorunda kaldık. Yani şöyle bir şeydi, kaldığımız yer bir FARC gerillalarının bir çemberi içerisindeydi. Onun dışında işte Kolombiya'nın hem militer hem de paramiliter güçleri var. Onların çemberi altında yaklaşık bir 3 gün çok sıkıntılı bir konferans süreci yaşadık. Ama buna rağmen o koşullarda bile biz şöyle bir irade gösterdik. Biz buraya kadar geldik. Bogota'nın içerisinde bir gösteri yapmadan ayrılmayacağız dedik.
Yani yaklaşık bir 30 kişilik falan bir gruptuk ama bize sonradan katılan işte o dönemin muhalifleri, sendikacılar falan Bogota'nın merkezinde o dönem kuş uçurtulmazken muhaliflere biz yine de orada bir gösteri yürüyüş yaptık ve öyle döndük ülkelerimize, biraz sıkıntılı döndük. Ama bir de sadece yani konferansa gösteriye göre bilet almamışsınız galiba. Evet, iki haftalık bilet almıştık Kolombiya'ya gezeceğiz diye. Eşyalarımızı bırakıp havaalanına zor attık kendimizi. İşte herkes bir şekilde ilk bulduğu uçakla ülkelerine dönmeye çalıştı. Ve ağırlıklı olarak Avrupalılar vardı zaten. İşte İngiltere'den bir iki gazeteci yazar arkadaşımız vardı. Hollanda'dan vardı, Fransa'dan vardı. Apar topar hengameli bir şekilde eşyalarımızı da bırakıp sırt çantalarımızla kendi ülkelerimizde dönme. Ya bir taraftan da bunları konuşuyorum ama bizim de hani bir de dönebilme lüksümüz vardı. Biz dönebildik. Ama oradaki insanları geride bırakmak da o koşullarda geride bırakmak bile hani çok üzüntü verici. Hatta buraya geldiğimizde aylarca onun etkisinden kurtulamadık. Sürekli yazıştık. Ne oldu? Şu nasıl oldu? Bu nasıl oldu? Şunun sağlığı nasıl oldu diye. Yani kaygılı bir şekilde bir coğrafyayı, kanayan bir coğrafyayı geride bırakmak gerçekten çok insanda derin izler bırakıyor. Ama şu ana kadar 3 tane konferansa katıldım. Kolombiya'daki, İngiltere'deki ve Nürnberg'deki. Ya çok dehşet verici hikayeler dinledik. Yani özellikle beni en çok derinden etkileyen Sri Lankalıların yaşadıklarıydı. Çok acıtıcı hikayeler dinledik. Çoğu zaman oradaki pozisyonumuz şu oldu. Özellikle İngiltere'deki, Londra'daki konferanstan sonra hissiyatım şuydu ki, yani kendi yaşadıklarımızı anlatmak bile bir lüks gibi geldi. Çünkü öyle rakamlardan ve öyle bir olaylardan bahsediliyor ki, hani evet bizim de coğrafyamız acılı, biz de çok şey yaşadık ama o coğrafyadakiler gerçekten hani insana karabasan gibi çöküyor, günlerce uyuyamıyorsunuz yani. Ben 77'de İngiltere'den dönmeden önce, 76 sonu olabilir, Şillilerin bir gecesine katıldım. Önceden de destek amaçlı çağırdılar. Yeteri kadar insan yoktu o dönemde. Hatta bana mayonez yaptırdılar. 1000 kişilik mayonez. O günden beri mayonez yemem. Orada anlatılan gerek toplantıda gerek özelde anlatılan bir takım olaylar var ki ben en yakın arkadaşıma anlatamıyorum onları. Yani akıl almaz bir şey. Bazen şey diye düşünüyorum bu tip şeyleri. Hem Türkiye'de olan hem işte 90'da bilhassa Kürtlere yapılan ya da işte Şili'de o anlatılanlar falan. Bunu bir insan yapamaz. İşte robotu göğe biz yaratıyoruz. Robota işte kendi beynimizi veriyoruz ama atıyorum diyelim ki beynimizin %13'ü çalışıyorsa öyle bir sistem kurulmuş ki ya o çalıştığını bilmediğimiz bölümden de bir şeyler veriyoruz. O bizden fazlasını yapıyor o insana. Çünkü bir insanın aklına gelebilecek şey değil bunlar. Ya ama biz de son yıllarda hani belki de şu anda hani sosyal medyanın yarattığı önceki bir şey. Önceki gün işte o Kürt. Sosyal medyanın yarattığı bir şey ya da işte şu anda haber alma çok daha kolay olduğu için o sansür ve devlet mekanizması ortadan kalktı ve bireysel medyanın oluşmasıyla ilgili bir durum belki de. Biz de hiç artık gözümüzü kapatamadığımız çok fazla görüntüye sahip olduk. İşte Taybet Ana var bir taraftan. Evet. İşte helikopterden aşağıya atılan köylüler var. Hani şimdi dünkü olay, önceki gün. Hani gerçekten şey de yapamıyoruz. Hani bizim evet biz önceden haber alabildiğimiz bir iki tane muhalif gazeteydi. Belki o görüntüler işte çok az yer alıyordu. Hani bizde o etkiyi bırakmıyordu ama şu anda çok daha derin izler, derin yaralar bırakıyor. Yani zor süreçler tabii bunlar. Evet. Ama bizim de hikayelerimiz gerçekten derin ve hala derinleşiyor. Şimdi 90'lı yıllarda biz gözaltında kaybetmeler hani bir gece vakti olurdu, tenhada olurdu falan filan.
Ama şimdi işte en son Gökhan Güneş olayı bize şunu gösterdi ki devlet yüzlerce kameranın önünde, yüzlerce işte otobüs durağının oradan otobüste yüzlerce insan var. Ben seni gündüz vakti de olsa kimse alırım. Bana bir şey diyemez, alırım götürürüm. Bakın son gözaltında kayıplara bakın, işte Yusuf Bilge Tunç'un arabasının olduğu yerde onlarca mobese kamerası var. Yine Nur Sena var babası, Hüseyin Küçük Galip. Hı hı. Yani yaklaşık 100 küsürlü, 130'lu, 140'lı günlerde nereden, kimin nasıl aldığı, hangi plakalı araçların aldığı her şey ortadayken göz göre göre bu kadar rahat bir şekilde insanlar kaybediliyor. Bu tabii bende şu endişeyi de yaratıyor. Bu aslında hani devlet bu karşımızdaki iktidarın ne kadar çok pervasızlaştığını gösteriyor. Yani tenhada falan değil yani. Kendi dokunulmazlığını o kadar çok net bir şekilde ortaya koyuyor ki. Ben daha işler acısı bir durum diye nitelendiriyorum 90'lara nazaran. Hicap duyardı çünkü o yıllarda. Şimdi o ortadan kalktı yani. Evet, daha iyi. Daha aleni mi diyeyim yani, anlatması da zor, daha aleni bir noktaya geldi. Bunu faşizm olabilir bir siyaset noktasına geldi gibi geliyor bana. Yani ben böyle faşizmle yönetmek istiyorum diyen bir grup var gibi. Yani bunu çaktırmadan bir şekilde hem halka aşıladılar hem de açıklama yapıyorlar yani. Ya sonuçta hani kabul edilebilir hiçbir insan coğrafyası, yani insan mekanizmasının kabul edemeyeceği bir şeyler. Yani şimdi bugün bir şey, bu iktidarı destek veren herhangi bireye bir sorsanız, işte sen göz göre göre bir Ankara'nın göbeğinde bir insanın kaçırılmasına ve kaybedilmesine bir rızan var mı dese, ama demin belki işte o insani duygularla hayır diyecek. Ama vatan için, millet için, Sakarya için dediği zaman o zaman diyor ki iyi o zaman tamam. Ama işte demin Osmanlı'daki padişah kardeşleri ve çocukları örneğini o yüzden verdim. Bunu sana ders olarak okutuyor. Öldürenin padişah olarak yaptığı fetihlerle öyle bir övünüyorsun ki, öldüren katil insanı öyle bir sevdiriyorsun ki bu çocuklara. Ama bizim şu andaki kültürümüz her zaman öyle değil mi? Örneğin şu anda şu anda gündemde bakıyoruz, herkesin gündeminde işte bir takım suçların itirafı var değil mi? Şimdi bu insanlar bizim 26 yıldır söylemediğimiz neyi söylüyorlar? Biz 26 yıldır diyoruz ki evet, bu devlet, bu devletin mekanizmaları, bu faili meçhul cinayetleri. Hatta biz bunları demiyoruz ya, biz bunları mahkeme konusu yaptık, dava konusu yaptık, bu davalara müdahil olmaya çalıştık. Ve biz yıllardır bunu söylüyoruz ama maalesef kendisine yani gerçekten muhalif medya diye söyleyenler bile son bir haftadır bakıyorum. Bizim 26 yıldır söylediğimiz şu son bir haftada konuşulanlar kadar konuşulmadı. Şimdi Mehmet Ağar'la ilgili biz adamı gittik cezaevinde kaldı, cezaevinin önünde bile Cumartesi İnsanları, İnsan Hakları Derneği cezaevine kadar bile takip ettik. Adamın suçlarını haykırdık. Hı hı. Biz bu kadar gündemde olmadık. Yani aslında mazlumların talepleri bu kadar konuşulmadı. Bunu anlatmak istiyorum. Şimdi isimlerini de kullanmak istemiyorum ama bu adam bizim söylemediğimiz neyi söylüyor? Biz de 26 yıldır söylüyoruz. Hatta bizden önce 80 döneminde gözaltına alınan, işkenceye maruz kalan insanlar bizden bir 15 sene daha önce söylediler. Ama son bir hafta kadar konuşuldu mu bütün bu mevzular? Evet. Konuşulmadı. Biri kendi aralarında konuşuyor, biz sadece araya ya acaba şunu mu demek istedi, acaba şunu mu götürecek, bunu mu götürecek diye konuşuyoruz. O yaptıkları, Sedat Peker'in çok önemli bir şeyi var. Ya ben iyi biri değilim diyor. Ben kötü biriyim. Yani bunları da yaptım. 3 milyon 5 milyon izleniyor. İşte biz de yıllardır diyoruz ki, biz zaten yıllardır diyoruz ki bu insanlar iyi birileri değil.
bu insanlar adaletten, haktan, hukuktan yana, hukuktan uzaklaşıp Türkiye'nin en kanlı, en kirli suçlarını işlemişlerdir diyoruz. Ama biz Sedat Peker kadar konuşulmuyoruz. Evet. Biz yıllardır diyoruz ki bakın şu davalar, şu davalar, şu davalarımız var. Ve yıllarca biz bu isimleri Galatasaray Meydanı'ndan da faili olarak da zikrettik. Ama bizim sesimiz bu kadar çıkmadı. Şimdi bakıyorum, tüm kanalları açıyorum. Her birinde yorumlar var. YouTube'da binlerce yorum var. Ama bizim ne taleplerimiz, ne yaşadıklarımız bu kadar konuşulmadı. Ya şöyle bir şey, size herhalde hiç bu kadar şey yapmadılar, ne bileyim ben, ciddiye almadılar diye düşünüyorum. Cumhuriyet Savcılığı cevap verdi. Jandarma Genel Komutanı cevap verdi. AKP basın sözcüsü cevap verdi. Bir iki milletvekili, eski İçişleri Bakanı cevap. Sistemimiz zaten iktidar kanadına değil. Aynı zamanda kendini muhalif ya da bilmem ne statüsüne koyan insanlar için de aynı şeyi söylüyorum. Hayır, o tek başına yapsaydı bir şeyi yoktu yani. Kimse ciddiye almasaydı AKP cevap vermezdi diye düşünüyorum. Ama 5 milyon izlenince ve bir mafya bozuntusunun açıklamasıyla acaba İçişleri Bakanı istifa edecek mi noktasına gelindiyse biz çok farklı bir yerdeyiz diye düşünüyorum. Ya orasını bilemem ama benim buradan talebim şudur, tabii bir hak savunucusu olarak ve yıllardır bu ülkede faili meçhul cinayetler, gözaltında kayıplarla ilgili mücadele eden bir insan olarak ben isterdim ki şu son bir haftada konuşulan kadar keşke bizim sesimiz, bizim taleplerimiz de bu kadar çok dillendirilebilsin. Bu işte Türkiye'deki bütün gazetecileri ya da hukukçuları ve benzeri kim konuşuyorsa bunlar vicdanlarının, akıllarının yanında bu süzgeçten de geçirsinler istiyorum kendi. Zaten siz kendisi daha az konuşulun diye şimdi Diyarbakır, sonra da Van'da işte Pekke'ye giden çocukların, gençlerin annelerini, onları çıkarttılar ortaya. Bu biraz da sizin üstünüzü örtmek için yapılmadı mı sanki? Ya elbette öyle yapıldı ama biz baştan beri şunu söyledik. Yani acıların gerçekten yarıştırılmasına karşıyız. Demin ne dedik? Evet, bütün acılar evrenseldir. Evet. Gözyaşının rengi yoktur. İşte hiçbir acı diğer acıyla yarıştırılamaz. Sonuçta ben oradaki anneleri de anlıyorum. Yani annelik içgüdüsüyle anlıyorum. Onlar da evlatların, her annenin evladına sarılma, evladının kokusunu alma hakkı vardır. Hani o bakımdan şunu da söyleyebilirim belki. Biz evet, bu bizim evlatlarımızı, çocuklarımızı ya da işte kardeşlerimizi, abilerimizi sonuçta bu iktidar kaybetti. Hani dolayısıyla biz bu iktidardan kendi yakınlarımızın ve yakınlarımız için adalet talep ediyoruz. Ama bu savaş iklimini yaratanları tartışmadan, konuşturmadan o annelerin de niye orada olduğunu gerçekten anlamıyorum. Yani sonuçta hani savaş dediğimiz bir politikanın ürünüdür ya da politikasızlığın ürünüdür. Dolayısıyla onların işte mevcut bulunduğu konumlardansa evlatlarını isteyeceği yer bellidir, devletin kapısıdır. Biz nasıl devletten talep ediyorsak onlar da devletten talep etsinler. Ama şunu, bunu söylerken yani onların da demin dediğim gibi acılarını anlıyorum, paylaşıyorum. Onların da evlat hakkı var, sonuçta annelik hakları var. Onlar da oraya gittiyse devletin hatasından dolayı gitti. Onu söyledim işte. Yani bir savaş politikası izleniyor ya da savaş politikasızlığı izleniyor ve sonuçta bu ya durum bunu... Ya da Kürt bunu, yok sayılıyor, Kürtlük yok sayılıyor. Bu durumda onun bir sonucu... Sonucu bir şekilde oraya gidiyor. Evet, Arjantin annelerinden... Arjantin annelerine buradan selamlarımızı iletiyoruz tekrardan. Onlar 700. haftadan dolayı açılan davadan, dava öncesinde de bize hem mesajlarını görsel hem yazılı iletmişlerdi. İşte o dava şimdi 12 Temmuz'a ertelendi biliyorsunuz. 700. haftadan sonra saldırısından sonra bir dava açılmıştı. Şimdi ikinci duruşması 12 Temmuz'da görülecek. Tamamen haksız, hukuksuz, niteliksiz,
yani daha nasıl ifade edebilirim bilmiyorum ama tamamen boş bir davayla yüz yüzeyiz. Bizim kendi başvurularımız da var ki o günkü saldırıya karşı. Şu anda Danıştay'da devam eden kendi girişimde bulunduğumuz davalar var. Anayasa Mahkemesi'nde davalarımız var. Onlar da bizi yargılamanın peşindeler. Tabii buradan aynı zamanda belki 12 Temmuz'daki ikinci davanın ikinci duruşması için bir çağrıda bulunmak isterim. Yine Çağlayan'da görülecek. Bu davanın yok hükmünde sayılmasını talep ediyorum kendi birey olarak. Ama aynı zamanda hem o gün için hem o günün öncesinde davanın gerek tanıtımı, davaya destek açıklamaları için de buradan bir çağrıda bulunmak isterim. Aysel Olacak, teşekkür ederim programa katıldığın için. Ben teşekkür ederim. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere.